Akdeniz spor severler, futbol severler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Beşiktaş Antalya deplasmanından da 3 puanla ayrıldı. Maçın ilk yarısında Beşiktaş 1-0 gerideydi. 90 dakika bittiğinde 3-1 galip geldi ve 3 puanı 3 golle Beşiktaş cebine koymayı başardı. Beşiktaş golcüleriyle güldü. İki abu bakar, bir cenk attı. Beşiktaş 3 puanı dediğim gibi 3 golle aldı. Beşiktaş 3 puandan fazlasını aldı. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde 10 kişi kaldı, geriye düştü, kazandı. Galatasaray maçında kendi evinde 1-0 geriye düştü, kazandı. Bugün Beşiktaş 1-0 geriye düştü, kazandı. Beşiktaş kazanma alışkanlığını yakaladı ve Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu hafta maçları var. Eğer onlar kaybederse Beşiktaş ciddi ciddi şampiyonluğu Haykırarak dillendirmeye başlayacak. Beşiktaş'ta hesaplar yap yapılmaya başlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'de yavaş yavaş stres başlamıştır. Şu an şampiyonluk yarışı çok ama çok kızıştı. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı çok az diyorduk. Ben de bunu hep söylüyordum. Ama bu dakikadan sonra Beşiktaş'ın da şampiyonluk şansı şöyle söyleyeyim. Bu galibiyet çok önemli ama bu galibiyetin değer kazanması için yarın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi lazım Beşiktaş adına. Onlar puan kaybeder mi bekleyip göreceğiz ama iki takımın da maçları çok zor olacak. Başakşehir dirençli bir takım ve onun akabinde Giresunspor küme düşmeme mücadelesi veriyor. O maç çok önemli bir maç. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dün ben Emre Belezoğlu ve Okan Buruk konusunu eleştirmiştim. Maç öncesi, kritik maç öncesi yemek yemelerini eleştirmiştim. Okan Buruk şöyle bir açık, e, pardon Emre Belezoğlu şöyle bir açıklama yapmış. Ay Pelivan'a. Artık bunun doğruluğunu yanlışını bilmiyorum. Murat Bilici abim söyledi bunu. Onun söylediği benim için doğrudur. Doğru olduğunu baz olarak doğru olduğunu varsayıyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Emre Belezoğlu dedi ki beni yıpratmak adına eski fotoğrafı 7,5 ay önce biz Okan Hoca ile en son görüşmüştük. O fotoğrafı basına sızdırmışlar. Hakkımı yiyorlar demiş Emre Belezoğlu. Eğer bu fotoğraf eski fotoğrafsa ben dün söylediklerimi geri alıyorum ve özür diliyorum. Emre Belezoğlu ve Okan Buruk'tan. Şayet ki yeni çekilmiş bir fotoğrafsa özür dilemiyorum ve daha da fazlasını söylerim. Şimdilik bu fotoğraf manipüle amaçla çıkmış gibi. Yemek görüntüleri eski görüntü gibi gözüküyor. Eğer öyleyse özür diliyorum kendinden. Ama öyle olmadığı anlaşılırsa bunun iki katı daha sert konuşurum. Benim kimseye eyvallahım yok. Şimdi bu konuda da özrümüzü diledik. Şimdi gelelim Beşiktaş-Antalya Spor maçına. Maçın ilk yarısında Beşiktaş hiç iyi durumda değildi. Antalya Spor daha iyi durumdaydı. Daha iyi futbol oynuyordu. Antalya Spor maç öncesinde söylediğimiz gibi. Kapanıp çıkan bir takım. Ama çok hızlı çıkıp bir anda 4-5 kişi hızlı atak geliştirip hücumda çoğalan bir takım. Özellikle Hacı Wright'ın önderliğinde top hücumda Hacı Wright'ın ayağında toplanıyor. Hacı Wright aldığı topları önce topu stop ediyor. Sonra sağdan soldan bindiren oyuncuların önüne atıyor. Ve bir anda Hacı Wright ceza sahasına gidiyor. Antalya Spor'un orta sahadan ekstra Freddy'si başka oyuncuları geliyor. 4-5 kişi ceza sahasında Antalya Spor kalabalık yaratıyor ve pozisyon buluyor. Antalya Spor da bugün bunu yaptı. Beşiktaş Antalya Spor bunu yaparken neyi başaramadı? İlk yarıdaki Beşiktaş'ın fiyasko oyununun sebebi neydi? Maalesef ki hepimizin büyük beklentisi olduğu Aleksandru Maksim'di. Aleksandru Maxim Beşiktaş'ı bugün eksik bıraktı ve ikinci yarıda oyundan çıkardı Şenol Hoca. Şenol Hoca'nın Maksim'le başlaması nasıl bir hataysa hatasından vazgeçip ilk 45 dakika bittikten sonra ikinci yarıya başlarken Şenol Hoca'nın Onur Bulut'u oyna alması, Maksim'i çıkarması da o kadar doğruydu ki Beşiktaş ilk yarıda Siyahken ikinci yarıda adeta bembeyazdı. Beşiktaş'ın oyun farkı çok vardı iki devre arasında. Şimdi bunu söyledik. Ben şöyle bir şey demiştim. Ben maksimum başlaması hata mı hata mı aşırı eleştiremem çünkü iki tane Salih de yok. Getson ve Amir e, Ahmetovic gibi iki tane hücum yönü kısıtlı, mücadele gücü yüksek oyuncularla oynuyor Beşiktaş. Bu maça özelinde söylüyorum. Salih de Beşiktaş'ın en çok asist yapan oyuncusu. Altı asist. Bugün de Masoku bir asist yaptı. Salih ve Masoku Beşiktaş'ın en çok asist yapan oyuncusu. Orta sahada Salih'ten mahrum kaldığı için şey olacak. Alexandru Maxim'i kullanmak istedi. Kreatif olarak hücumda. Ama Maksim'den istediği verimi alamadı. Maxim Beşiktaş 10 kişi oynattı ve bir de şöyle bir şey var. Ahmetovic ve Getson'a Maxim yardıma gelmedi. Top alamadı. Maxim'den neyi bekleriz? Maxim topu alıp dönsün Beşiktaş'a hata kaldırsın isteriz. Değil mi? Bunu yapamadı. Getson ve Ahmetović Antalya Spor atak geliştirdi. Getson ve Ahmetović topu kapıyor. Maxim atıyor. Maxim topu hemen kaybediyor. Maxim topu kaybedince Beşiktaş ileri çıkamıyordu. Antalya Spor'da kaptığı toplarla hücum ediyordu. İlk yarı böyle sonuçlandı. Antalya Spor bir de ben ne demiştim maç öncesinde? Şunu söylemek istiyorum. Özellikle maç öncesinde ne söylediysem birebir hepsi tuttu bu maç özelinde. Dedim ki bu maç zor maç olacak. Antalya Spor kapanacak. Kendi ceza sahasında Beşiktaş'ı bekleyecek. Kaptığı toplarla hızlı çıkacak. Pozisyonlar bulacak dedim. Ama dedim Antalya oyuncuları hücumda çok becerikli değil. Pozisyonlar da bulsa değerlendiremez dedim. Maçın kilidini Beşiktaş adına da Antalya Spor adına da duran toplar çözer dedim. Ve maçın kilidini duran toplar çözdü. Nasıl mı? 1. Antalyaspor'da. Spor'da Wellington rakibini kaçırdı. Ömer Toprak kafayı vurdu. Antalyaspor Spor 1-0 geçti. İkinci yarın. Ne dedim ben? Bunu haftalarda söylüyorum. Başka da hiç kimse söylemiyor. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Büyük takımlarda kornerler, frikikler boşa harcanmamalı. Beşiktaş'ta Masuaku varsa frikikleri Masuaku kullanmalı diyorum. Beşiktaş'ta Ahmetoviç'te Gezal'da ikinci, üçüncü tercih olmalı duran toplarda. Geçen hafta Masuaku ortaladı. Saiz kafayı vurdu gol geldi. Geçen haftaki golün aynısının, aynısını, kopyasını bu hafta Abu Bakar attı. Yine Masuak ortaladı. Bu sefer Abubakar Bakar vurdu gol oldu. Aynı gol ya aynı. Birebir gol. Şunu söylemek istiyorum özellikle de. Şimdi duran toplar önemli. Madem bu kadar önemli. Beşiktaş ilk yarıda silik bir oyun ortaya koyarken. Neden duran topları Ahmetoviç kullanıyor ve boşa harcıyor Beşiktaş bu duran topları. 5 duran top varsa ikisini Ahmetoviç e, ee, üçünü Ahmet Avuç ikisini niye Masuaku kullanıyor? Olmaz. Beşini de Masuaku kullansın. Beşiktaş'ın gol bulma yüzdesi çoğalsın. Fenerbahçe'de Lincoln Erika varsa Arda Güler varsa bu ikisinden biri kullanmalı. Fenerbahçe'nin gol yüzdesi çoğalsın. Niye İrfan Can Kahveci Mert Hakan kullanıyor? Etkili kullanamıyorlar. Kim etkili kullanıyorsa o kullanmalı. Duran toplar bu tip kapanan takımlara karşı en önemli kilit açma yöntemidir. Şimdi ben özellikle bugün Masuaku'ya bir parantez açacağım. Abubakar'ı da parantez açacağım. Abubakar'ı zaten her hafta parantez açıyoruz. Abubakar her hafta kendinden bahsettiriyor zaten biz istemesek de. Abubakar winner bir oyuncu ve kendi kendine pozisyon yaratıp skor bulabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncu Avrupa'da bile artık kalmadı. Haaland bile böyle bir oyuncu değil. Top geldiğinde atan bir oyuncu Haaland. Bir Agüero vardı zamanında. Michael Owen'lar falan vardı zamanında. Bir de Abu Bakar var şu an. E Messi, Ronaldo'ları saymıyorum, onlar uzaylı zaten. Şimdi bugün özellikle ben masu akıyor, çok önemli bir parantez açmak istiyorum. Kocaman bir parantez açıyorum masu akıyor. Masu akı Beşiktaş adına çok ama çok önemli. Abu Bakardan da önemli, herkesten önemli. Nedeni ise söylediğim Duran top organizasyonları dışında masu akı, etkili Duran top kullanması dışında gerçekten oyun kurulumunda, geriden oyun kurmakta adeta bir usta topu ayağına aldığında 2-3 kişi bastırdığında bir an 2-3 çalım atıyor, topu sürüyor, Beşiktaş ileri taşıyor ve bir anda savunma arkasına sarkan Cenk ve Abakan'ın önüne öyle bir kilit pas atıyor ki ara pas atıyor ki Beşiktaş hiç ortada pozisyon olmayacakken Masaku'nun bireysel meziyetlerinden Beşiktaş pozisyon buluyor. Ve 2 tane gol atmış, 6 tane asist yapmış Masaku. Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından bir tek Salih bunu yapmış. 3 gol atmış, 6 asist yapmış. Yani Mansur Akıl Beşiktaş'ın orta saha oyuncularıyla aynı ayarda skora katkıda bulunmuş. Eğer orta sahadan Getson ve Amir de buna yakın bir katkıda bulunsa zaten Beşiktaş şu an ligin üçüncüsü değil ligin lideri olacaktı. Orta sahada gol katkıları Getson ve Amir ve Salih'ten fazla olmalı. Niye fazla olmalı? Çünkü geriden gelen oyuncuların orta sahaların büyük takımlarda skora katkıları ne kadar fazla olursa Büyük takımlar o kadar zirve yarışında önde olur. Selçuk Yunan, Melo örneği zamanında. Yani Masuaku'nun Beşiktaş'a katkısı inanılmaz. Şimdi gelelim. Ne dediysem çıktı dedim. Duran toplarda. Şimdi maç 1-1. İkinci arada. Dakika 81. Yine Masuaku öyle bir top attı ki Bünyamin'in arkasına Redmond savunma arkasına hareketlendi. Bünyamin'in arkasına Tam kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ki Redmond. Bünyamin onu düşürdü. Mete Kalkavan faulü çaldı. Dışarıdaydı. Penaltı değildi. Ama sarı kartı gösterdikten sonra Mete Kalkavan VAR'dan bir uyarı geldi. VAR dedi ki pozisyonu incele. Son adam olabilir. Bariz gol şansı olabilir dedi ve Mete Kalkavan VAR'a gitti. Sarı kartı iptal etti. Direkt kırmızı kart verdi. Maç bu dakikada 1-1. Beşiktaş zorlanıyor. Beşiktaş bastırıyor. İlk yarıda kötü oynadı ama ikinci yarıda Beşiktaş sazı eline aldı. Antalya Sporu yarı sahasına hapsetti. Dönen topları Beşiktaş aldı. Şimdi 81. dakikada öyle bir fırsat geldi ki Beşiktaş'ın ayağına. Redmond. Bu gol şahane bir gol. Organizasyon açısından. Şahane gol deyince Rovacheta, Vole beklemeyin bir tek. Uzaktan gol beklemeyin. Ne dedik bu maçın kilidini duran toplar. Duran top organizasyonlar, organizasyonlar açacak dedik. Öyle de oldu. Dün ne söylediysem tuttu. Boş konuşan yorumcuları dinlemeyin. Artık futbol severler burada her hafta söylediği çıkan bir Aktel Spor var. Aktel Güler var yani. Şimdi kusura bakmayın da bunlar da gerçekler. Dünkü videomu yayını açın. izleyin ne söylemişim. Bugün maçta neler olmuş. Bakın Redmond böyle yaptı şimdi. Tayfur'a. Git git dedi arka direğe. Tayfur arka direğe gitti. Redmond kavisli bir şekilde topu kaldırdı Tayfur'a. Tayfur topu indirdi. Karambolde top. Wellington önünde kaldı. Wellington vurdu. Antalya'nın oyuncunun önünden seken top. Cenk'in önünde kaldı. Cenk. Golcü vuruşunu yaptı. Yerle karışık. Ayağını kapatarak öyle bir vurdu ki Beşiktaş 2-1 öne geçti. O dakikada da Antalya Spor 10 kişi kalmıştı. Sonrasında zaten maç 81'den sonra koptu gitti. Beşiktaş istediği oyunu son 15 dakika oynadı. Rahat galibiyet aldı son 10 dakikadan sonra. o. 80. dakikaya karşı kadar Beşiktaş çok ama çok zorlandı Beşiktaş. Şunu da söylemek istiyorum. Papaz her zaman pilav yemez. Beşiktaş nereye kadar? Sonradan geri dönecek. Geriye düşüp ne kadar maç çevirebilecek her takım maç çevirmesine müsaade etmez. Çok kapanan takımlar olacak ligimizde. Konya Spor, Sivas Spor bu tip takımlar öne geçtikten sonra kolay kolay pozisyon veren takımlar değil. Beşiktaş'ın artık çabuk bir şekilde bireysel hatalardan geriye düşmemesi gerekiyor. Gelelim kritik pozisyonlara. Kritik pozisyonlar. Şimdi 81. dakikadaki pozisyona şunu söylemek istiyorum özellikle. Net bir şekilde bariz gol şansı var ben diyemem. Açık konuşayım. Şimdi hakem sarı kart verdi Redmond'un düştüğü pozisyonda. Redmond. Şimdi top bünyamini geçti. Redmond'un önünde kaldı. Redmond vücut çalımı attı. Top Redmond'un önünde kaldı ama Redmond'un da sırtı dönük. Arkasında da iki adım gerisinde de Veysel var. Yani Veysel Redmond'a yetişebilirdi. %100 bariz gol şansı diyemem ben bu pozisyona. Hakem kırmızı kart verdi. Verebilirdi. Vardan döndü. Buna da okeyim ben. Sarı kart olsaydı sarı kartta da okeyim. Bu pozisyon ortada bir pozisyon. Bu pozisyon için net konuşamayacağım. Hakem ne karar vermiş ol, e, olursa olsun bu pozisyonda saygı duyacaktım ki öyle de yaptım. Sarı kart verdi hakem ilk başta. itiraz etmedim. Hakem kırmızı kart verdi. Sonradan vara gidip Buna da itiraz etmedim. Çünkü bu pozisyon flu bir pozisyon. Tartışmalı bir pozisyon benim için. Ama benim için tartışmalı olmayan bir pozisyon var. Bunu söyleyeceğim. Ve bunu hakem Mete Kalkavan'a şöyle tekerleme söyleyerek söylemek istiyorum. Mete, Mete koyarlar sepete, yollarlar memlekete. Yani EYM yapma sayın Mete Kalkavan. Tekrar söylüyorum. Mete, Mete Koyarlar sepete, yollarlar memlekete. Şimdi maç 1-1. Beşiktaş pozisyonlardan yararlanamıyor. Bir orta geldi. Soldan yine Masaku müthiş bir top kesti Abubakar'ın önünde penaltı noktasına. Tam top Abubakar'a geliyor arkadan Ömer Toprak dirseğiyle. Bak Ömer top Ömer Toprak şiddetli sert bir dirsek vurmuyor. Ama top tam Abubakar'ın önüne düşecekken havalanan top Abubakar önünde kalacakken Abubakar da topa doğru hareket ederken, Abubakar da hareketliyken dirsekle müdahalesi Ömer toprağa. Abu Bakar'ı bozmuşken Mete Kalkava pozisyona penaltı çalmadı ve var da uyarmadı. Beşiktaş bugün kaybetseydi. Bu kaybolan iki puan hesabını kim verecekti? Sayın Mehmet Büyükekşi, Sayın Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu bunlar kayıp bu iki puanın üstüne Beşiktaş'a bir bardak soğuk su Su iç mi diyecekti Bunu sormak istiyorum Sayın Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ve Lale Ortaya Bunun cevabını versinler Bunun cevabını bekliyorum Bunun takipçisi olacağım Sayın Ahmet Nurçebe Tamam 5 puanı istiyorsun Beşiktaş'ın hakkını Oynanmamış sayısını diyorsun Hatay maçları Antep maçları ama Senin hakkını yiyorlar Belki buradan sonra Beşiktaş'ın şampiyonluk olma şansı çok yüksek Bu maçtan sonra sen Beşiktaş'ın hakkını yedirme. Emre Kocada, Ceyhun Kazancı, Ahmet Nurçebi. O pozisyon üstünde durun. Beşiktaş bugün kazanamasaydı. Sonrasında iki tane daha gol atmasaydı ne olacaktı? Bunun hesabını kim verecekti? Biz üstüne böyle aynı şu şekilde soğuk su mu içecektik? Beşiktaş camiasını bu tip şeylere alıştırmayın. Kazandığınızda da çıkın konuşun. Bugün Beşiktaş kazandı ama... Bariz gol şansındaki pozisyondan çok 71. dakikada Abubakar'a yapılan pozisyon bence net penaltıydı. Bak sert müdahale yok ama top tam Abubakar'ın önüne doğru inerken topun ince anda Ömer Toprak öyle bir arkadan şarj yap Abubakar'ı bozuyor ki bu net penaltı benim futbol görüşüme göre. Çok net. Hiçbir hakem yorumcusu da dinlemedim. Beşiktaş bu pozisyonun Beşiktaş camiası bu pozisyonun takipçisi olsun. Kazansa bile olsun. Ben kazanınca susan yönetici istemiyorum. Hak, adalet ne zaman aranması gerekiyorsa kazansan da kaybetsen de arayacaksın. Hem lehine hem aleyhine. Ben bunu bilmem. Şimdi gelelim Abubakar ve Cenk Tosun'a. Beşiktaş'ın öyle iki tane önemli golcüsü var ki ikisine de şapka çıkarmak lazım. Cenk Tosun bugün sahada yoktu. Ama öyle bir gol attı ki kötü performansını unutturdu. Şu yaptığı kartal hareketi ve kaptan pazı, kaptanlık bazı bandını burada taşıması Cenk Tosun'un aidiyet duygusunu gösteriyor. Ve maçın kötü gittiği anlarda Öyle plan yapıyor ki Cenk Tosun. Öyle takım arkadaşlarını ateşliyor ki bu tip oyuncuya da ihtiyaç var. Beşiktaş'ın sağ içindeki lideri Abubakar ve Cenk Tosun. Abubakar sorumluluktan kaçmıyor. 2-3 kişi arasına giriyor. Özellikle Abu Bakar bir pozisyonda göğsüne top aldı. 3 kişi arasında kontrol etti. Sağ çaprazdan vurdu. Top direği yaladı gitti. O gol olsaydı Abubakar'a şapka çıkaracaktım cidden. Gidecektim. Bir şapka alacaktım. Üşenmeyip. Şapkayı da sizin huzurlarınızda çıkaracaktım. Net bir şekilde. Hiç yani abartmıyorum. Bunu yapacaktım o pozisyon gol olsaydı. Sonra Bakar'ın attığı 3. gol. Muhteşemdi. Yani Tayfur. Bak Tayfur'a bir parantez açacağım arkadaşlar. Ben dün ne dedim? Tayfur Beşiktaş'ta 11 başlamalı dedim. Maksim değil Tayfur başlamalı dedim. Yine dediğim çıktı. Tayfur oyuna girdi. iki pozisyonun için. Bir asist yaptı. Galibiyet golünde çok önemli katkısı vardı. Kafayla indirdi topu. Organizasyon içinde bulundu. Ve son golde de karşı karşıya kaldı. Veysel'i yatırdı. Ab Bakar'ın önüne topu bıraktı. Ab Bakar yerle karışık topa vurdu. Muhteşem bir goldü. Top tavana gitti. Bu golü go go anca Ab Bakar atar. Bu ligin en kaliteli iki oyuncusu Icardi ve Ab Bakar'dır. Ab Bakar'ın Icardi'ye karşı tek bir artısı vardır. Çalım atarak da gol atıyor Ab Bakar. Bir anda hiç pozisyon yokken de gol atıyor Ab Bakar. Bundan dolayı çok değerli Ab Bakar Beşiktaş adına. Abu geldi. 10 tane gol attı. Her maçta bir katkısı var. Kötü oynasa bile skora katkıda bulundu. Bu winner oyuncudur. Albakar Beşiktaş'ın her şeyi. Tayfur'u daha çok kullanmalı Şenol Hoca. Maxim yerine orta sahada Tayfur'u kullanırsa Şenol Hoca dün de söyledim. Tekrar düşmek istemiyorum. Tayfur topla dikine gidiyor ve Tayfur'un adam eksiltme özelliği de var. Böyle çok yetenekli değil ama bir anda topu çekiyor Tayfur, sağa çekiyor, sola çekiyor. Bir anda topla hızlanıyor, topla dripling yapıyor Tayfur. Tayfur'u Beşiktaş Tayfur'dan Şenol Hoca daha fazla yararlanmalı. Maxim konusunda şunu gördük. Alexander Maxim maalesef ki Beşiktaş bon servisini almasın. Maxim anlık parlayan bir oyuncu. 90 dakikanın genelinde sahada olmayan bir oyuncu. Şimdi Beşiktaş'ta Redmond da bugün çok iyiydi. Redmond yine oyunun kilidini açtı. İkinci yarıda Onur Bulut sağ öne geçtikten sonra Redmond ortaya geçtikten sonra Redmond hep inisiyatif aldı, sorumluluk aldı, top aldı. Abubakar'la Cenk'le ikiye 1 yaptı. Ve topla dikine gitti. Orada pozisyonların hepsinin içinde Redmond vardı. Ve ikinci golde galibiyet golünde de Redmond'un arkaya kestiği top eliyle işaret etmesi Beşiktaş'a adeta galibiyeti getirdi. Bugünün Bugün Beşiktaş adına en önemli oyuncuları en iyi isimleri Beşiktaş adına. Bence bir ne olursa olsun Masu Aku bugün müthiş oynadı. Masu Aku. İki. Bin Saat'ten bakar. Üç. Ahmet Oviç. Ahmet Oviç'e de ben Ahmet genel olarak beğenmiyorum ama bu maçta çok beğendim. Geçen hafta daha Ahmetoviç gol attı ama bu kadar iyi oynamadı. Bu hafta Ahmetoviç muhteşem oynadı. Çünkü dönem bütün topları aldı. Yeri geldi basit oynadı. Yeri geldi oyunun yönünü değiştiren toplar attı. Zor oynadı risk aldı. Bugün ne gerekiyorsa onu yaptı Ahmetoviç'te. Masuaku dedik. Abubakar dedik. Ahmetoviç dedik ve Redmond ve Cenk. Bu beşi çok iyiydi. Diğer oyuncular da vasattı Beşiktaş'ta bugün. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Akter Spor'a abone olmayı, videoların altına like atmayı unutmayın. Fenerbahçe, Giresun maç sonunda yarın sizlerle birlikte olacağım. Bir sonraki gün Galatasaray, Başakşehir maçında sizlerle birlikte olacağım maç sonunda. Görüşmek üzere bugünlük benden bu kadar.